Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 2022 sizin için çok önemli bir yıl. Uranüs'ün de etkisiyle hayatınızda güçlü değişimler, yenilikler yapabilirsiniz. Çok şanslı olabileceğiniz dönemler de var. İyi değerlendirmeniz gerekiyor bu yılı. Evet, Uranüs burcunuzda ve ay düğümleri de burcunuzda. Kuzey düğüm boğa burcunda, güney düğüm akrep burcunda. Tutulma aksımızda boğa ve akrepte olacak. Biliyorsunuz tutulmalar kaderseldir ve hayatımızda uzun vadeli güçlü etkileriyle dönüşümler getirir. Şimdi ilk tutulma döngümüz Nisan-Mayıs, ardından Ekim-Kasım olacak 6 ay arayla. Ancak yılın geneline de tabii ki bu tutulmalar etki ediyor. Aslında 2021'in 19 Kasım'da da burcunuzda, boğa burcunda yine önemli bir ay tutulması yaşamıştık. Onun devamı niteliğinde bu yılda tutulmalar sürecek. Yıla Venüs retrosu ile başlıyoruz. 2021'in aralığında başlayan Venüs retrosu 30 Ocağı kadar devam edecek. Sizin yönetici gezegeniniz olduğu için yıla biraz enerji düşüklüğüyle başlayabilirsiniz. Ancak bunun da size çok önemli fırsatlar getirebileceğini unutmayın. 9. evinizde olacak çünkü bu Venüs retrosu. Hayata bakışınızı, hedeflerinizi, planlarınızı biraz böyle sorguluyorsunuz, içselleştiriyorsunuz. Bu size inanç ve düşünce kalıplarınızda önemli bazı keşifler de getirebilir tabii ki. Özellikle yurt dışı konuları, bazı seyahat planlarınız, eğitim konuları, belki hukuksal işleriniz hani biraz gecikebilir veya geçmişle ilgili karmik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar sürpriz bazı hak edişler de getirebilir. Mutlaka olumsuzluklar olması gerekmiyor. Ancak işte ilişkilerde, işte böyle güzellik, estetikle ilgili konularda, maddi konularda, kariyer konularında çok önemli kararlar vermemek, biraz izlemek, gözlemek, içselleştirmek, dinlenmek bu dönemde sizin için daha doğru olabilir. Ocak sonundan itibaren Venüs artık düzelecek. Mart'a kadar Oğlak burcunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Ardından Kova burcunda. Yani bahar aylarında Şubat, Mart, Nisan sizin için iş, kariyer, öğrenciyseniz yüksek öğrenim alanlarında çok özel, güzel fırsatlar çıkabilir. Ve Nisan ayıyla beraber burcunuzda bir güneş tutulması yaşayacağız. Evet, bu güneş tutulması Uranüs etkisiyle hayatınızda inisiyatif almak istediğiniz, bir şeyleri değiştirmek istediğiniz bir dönem. İlişkilerinizle ilgili sorgulamalar artabilir. Çünkü yıl genelinde güney düğüm akrep burcunda ve dolayısıyla biraz da hani ilişkileriniz, ilişki dinamikleriniz, eğer sorunlar varsa bunlar daha fazla görünür hale gelecektir. Bazı ilişkilerinizi hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Evliliklerde kararlar alınabilir mesela. Evet, evlilikler olabilir ama ayrılıklar da olabilir. İşbirliklerinde, yakın arkadaşlıklarında veya uzun süredir özel hizmet aldığınız, birebir birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili önemli kararlar verebileceğiniz, Uranüs etkisiyle biraz özgürleşmek istediğiniz, biraz hani kendi kafanıza göre hareket etmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Zaman zaman çok fazla risk de almaya eğilimli olabilirsiniz. Bunu unutmayın. Çünkü Uranüs biraz böyle aşırı deli cesareti de veren bir gezegen. Bunu iyi dengelemek gerekiyor. Her durumda siz güvenliği önemsersiniz. Yani maddi manevi güvenliği önemsersiniz. Risk alsanız bile hiçbir şekilde kendinizi çok da fazla zorlayacak durumlara, koşullara hemen atlamazsınız. O yüzden bu Uranüs'ün size ihtiyacınız olan özgürlüğü, belki de kişisel inisiyatifi biraz daha rahat vereceğini yıl genelinde söyleyebilirim. Evet, Uranüs'le beraber tutulmalardan bahsettik. Nisan, Mayıs bu anlamda ilişkilerle ilgili önemli. Aynı şekilde yılın sonuna doğru Ekim ve Kasım ayında da yine boğa ve akrep tutulmalarımız meydana gelecek. 8 Kasım'daki boğa tutulması yine Uranüs etkisinde bir tutulma. Burada İlişki dinamiklerinizde bazı sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ya da beklemediğiniz bazı kadersel durumlar hayatınızda yani belki de zorunlu bazı değişimler getirebilir. Bunlara da açık olmak gerekiyor. Sıkı sıkıya bir şeylere tutunmamak gerekiyor. Siz değişimlere ve yeniliklere kolay kolay evet demiyorsunuz ama eğer bunlar sizin gelişiminiz için gerekliyse gerçekten biraz esnek olmak, biraz şartlara uyum sağlamak da gerekiyor. Belki bir işle ilgili bir önemli değişim olacak, belki bir yer değişikliği, taşınmanız gerekecek ya da gerçekten ilişkilerle ilgili artık yürümeyen bir şeylerde o kadersel dönüşümü kabul etmeniz gerekecek sevgili boğalar. Sevgili boğalar,
Karma gezegenimiz Satürn bu yılda Kova burcunda ve sizin için tabii ki yine önemli bir açıda olacak. Sabit burçlarımız yıl genelinde daha fazla etkileniyor ve en fazla etkilenecek burçlardan biri de sizsiniz. Bir yandan işte düğümler, ay tutulması, güneş tutulması, bir yandan Uranüs etkisi ve Satürn'ün Kova burcundaki geçişi doğal olarak hayatınızda daha ciddi yapılandırmalar, sorgulamalar getiriyor. 10. evinizdeki Satürn geleceğinizle ilgili konularda bu dönemde sorumluluklarınızı arttırırken hayata daha ciddi bakmanızı, daha kararlı olmanızı da sizden talep ediyor. Ve zayıf halkaları hayatınızdan eleyebilir doğal olarak. Yani bunlar iş ve kariyer konularınızdaki size uygun olmayan şartlar varsa eğer buralarda bazı bitişler olabilir. Belki kendi işinizi yapmak, hani daha özgür bireysel bir şeyler, girişimlerde bulunmak için de Satürn burada size yeni sorumluluklar getirebilir. Yani bir yerde çalışıyorsunuz örneğin, ayrılıyorsunuz, kendi işinizi kuruyorsunuz olabilir ya da farklı bir mesleğe geçiyorsunuz. Tamamen farklı bir disiplinde, farklı bir alanda biraz da işte Uranüs'ün cesaretiyle maceralara girişiyorsunuz. Ama bunlar aslında altyapısını iyi oluşturduğunuz, çalıştığınız, emek harcadığınız takdirde hayatınızda çok kalıcı ve uzun vadeli değişimler de olabilir. Toplum önündeki fark edilişiniz arttığı gibi sorumluluklarınız da artıyor. Belki otoriteniz de güçleniyor. Eğer daha önceden emek harcadıysanız, çalıştıysanız bu uzun süreli emeklerinizin karşılığını alarak mesleğinizde biraz daha sorumluluklarınızın artması, otoritenizin artması, güçlenmesi de mümkün görünüyor. Aynı şekilde aile içerisinde de bazı sorumluluklarınız gündemde olabilir. Ebeveynlerle ilgili konular, ebeveynlerin hayatındaki bazı değişimler, işte bazen onların hastalıkları olabilir, onlarla ilgili ilgilenmeniz gereken konular olabilir. Bunun da üzerinizde baskılarını, sorumluluklarını hissedebilirsiniz. Özellikle Nisan, Mayıs dönemi, Ağustos ayı ve yılın sonu Kasım ayı bu tarz hani aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili bazı konular daha fazla gündeminizde olabilir. Genel sağlığınıza da bu yıl dikkat etmekte fayda var sevgili boğalar. Çünkü tutulmalar sağlığımızı etkileyebilir. Özellikle belki hayat planınızda bazı değişimlere gitmeniz gerekiyor. İşte beslenmenizi değiştirmeniz gerekiyorsa bir diyete başlamanız, zararlı alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekiyor. Tansiyon sorunları, dolaşım sistemi problemleri, hormonal bazı dengesizlikler, özellikle kronik sorunlarınız varsa yılın genelinde bunlar zaman zaman sizi zorlayabilir ve hayatınızda daha köklü dönüşümler, hayat alışkanlıklarınızda bazı değişimler yapmanız için de size önemli farkındalıklar verebilir. İmajınızı da değiştirebilirsiniz. Belki kilo vereceksiniz, zayıflayacaksınız. Bununla beraber Uranüs'ün verdiği cesaretle de belki fiziksel anlamda bazı değişimlere, yeniliklere gideceksiniz. Oturduğunuz yeri, çevrenizi değiştirebilirsiniz. Bakın o kadar çok kadersel etki var ki 2022 ile beraber gerçekten hayatınızda bir önceki yılla kıyasladığınızda çok güçlü farklılıklar hissedebilirsiniz. Kişiliğiniz, kimliğiniz, dışarıya yansıttığınız her türlü davranış kalıpları, başkaları tarafından algılanan o kişilik özelliklerinizde çok güçlü değişimler olabilir yıl genelinde. Sevgili boğalar, bu yıl Jüpiter 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda olacak ve sizin için çok güzel destekleyici bir açıda olacak. Jüpiter Balık burcunda çok güçlüdür. Maddi ve manevi özellikle gelişim imkanlarını hayatımıza sunar. Önemli farkındalıklar ve anlayışlar getirir. 11. evinizde olacak. Yılın ilk 6 ayında sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan çok daha güçlü destekler alabilirsiniz. Özellikle Nisan ayı Jüpiter'in bu anlamda olağanüstü etkileri var. Nisan'ın ilk haftası Jüpiter Oğlak burcundaki Plüto ile güzel bir üçgen açı oluşturacak. Hukuksal konularda bir başarı, amaçlarınıza ulaşmanız mümkün. Akademik alanlarda, eğitim konularında başarılar olabilir ya da sizin için çok önem verdiğiniz çok güzel özel bir eğitime katılabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri için mükemmel fırsatlar veriyor bu oluşum. Yine yurt dışında yerleşme, okuma, çalışma, uluslararası işler, buralardaki her türlü açılımda Jüpiter'in güzel desteklerini alabilirsiniz. Jüpiter yine Nisan ayının sonlarında 5-15 Nisan arası özellikle Neptün'le de birleşecek. Olağanüstü bir durum. Romantizm çok artıyor. Evet, aşk hayatınızı destekleyebilir. Yine kalabalıklar içerisinde sosyal alanlarda çok güzel, özellikle manevi yönde çok güzel yardımlar, destekler alabilirsiniz. Bu yıl arkadaş çevrenizde gelişmeler var.
Çevreniz gelişebilir, kalabalıklaşabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz ve bunlar biraz daha böyle manevi yönü güçlü, daha ruhsal, hatta daha sanatsal kişiler olabilir, gruplar olabilir. Böyle özel gruplara katılabilir, belki ilgi duyduğunuz alanlarda böyle bir eğitim alabilirsiniz, bir kursa katılabilirsiniz. Ama bunların size çok güzel moral, destek etkileri olabilir. Aynı zamanda farklı alanlarda da çok farklı açılımlara yine imkan verebilir. Jüpiter 11 Mayıs'la 28 Ekim aralığındaysa Koç burcunda olacak. 12. evinizde olacak. Bu dönem daha çok biraz daha ruhsal, daha manevi gelişim, biraz hayatı sorgulama, biraz içselleştirme fırsatları verebilir size. 28 Ekim'den itibaren ise tekrar Balık burcuna geçiyor. Yani yılın son aylarında tekrar Balık burcunda yine çok güzel bir açıda sizi desteklemeye devam edecek. Özellikle Nisan ayı, Mayıs'ın ilk dönemleri maddi konular, parasal konularda da çok güzel şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bunu unutmayın. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda da Jüpiter'in çok güzel destekleri olabilir. Bu yıl enerji gezegenimizin de çok özel hareketleri var. Mars, Ağustos ortasında İkizler Burcu'na geçecek ve yıl sonuna kadar İkizler Burcu'nda kalacak. Yılın son iki ayındaysa retro yapacak. Para evinizde olacak. Tabii buna da değinmek gerekiyor. Yıl genelinde parasal kazançlar anlamında çok hızlı gelişmeler var. Özellikle Ağustos ortalarından itibaren Mars burada size ticari aktiviteler, eğitim konuları, iletişimle ilgili her türlü alanda işte bilgi paylaşımı ile ilgili bunlar e-ticaret gibi işler de olabilir. Para kazanma fırsatları verebilir. Ancak para harcama konularında da özellikle eğitime, seyahatlere bu yıl daha fazla para harcayabilirsiniz. Onu unutmayın. Retro olduğu dönemde yılın son iki ayında 31 Ekim'den itibaren finans konularında dikkatli hareket edin. Yani önemli ticari anlaşmalar yapmamak, alışverişler yapmamak, mümkünse parayla ilgili konularda böyle hızlı kararlar vermemek gerekiyor. Çünkü bazı beklediğiniz şeyler gecikebilir, işte iş ve para akışında bazı gecikmeler, karmaşalar olabilir. O yüzden son iki ay finans konularına Mars retrosu dikkat etmemizi ve daha önlemler almamızı, temkinli olmamızı gerektiriyor sevgili boğalar. Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.